Merhabalar, bugünkü videomda size teknik ceketlerden bahsedeceğim. Bize hep sorulan soru bu. Bu videoları o yüzden çekiyoruz zaten. Ne giymeliyiz, ne almalıyız, bot ne olsun, işte mont ne olsun, pantolon ne olsun diye. Mağazalara gittiğinizde bu bilgilerle giderseniz işçi arkadaşlar hem diyalogunuz daha bilinçli olur hem de alacağınız ürünü iyice tanımış olursunuz. O yüzden bu bilgiler önemli. Aynı zamanda da paylaşırsanız arkadaşlarınız da izlemiş olur. Yukarıdan başlıyoruz. Şapkası. Bu bağlı. Hiçbir teknik cekette fermuarlı ayrılabilen bir kafa olmaz. Mutlaka bağlıdır. Yani bu şekilde bir bütündür. Tek parça gibi düşünün. Şapkası işte şurada bir görüyorsunuz kopça var lastikli. Bunu kafamıza taktığımızda rüzgar durumu, güneş durumu, kar yağıyorsa fırtına durumuna göre bunu bu şekilde yukarı aşağı oynatabiliyoruz kafamızın içinde. Görmüş olduğunuz rüzgarlık diyelim, yağmur pedi diyelim. Buradaki kumaştan daha sert bir kumaş vardır mutlaka. Hepsinde bu vardır. Şu sert bakın. Bu çünkü hani rüzgarda ya da bir kar yağışında ya da yağmur yağışında sizin yüzünüzü böyle kapatması gerekiyor. İçini göstereceğim. İçli dışı işte gördüğünüz gibi parça parça birleştirilmiş. Burada dikiş bantları var. Yani parça parça kumaşı dikiyorlar. Ve onun üstüne dikiş bandı, teknolojisi yüksek olan dikiş bandı yapıştırıyorlar. Zaten bu montların pahalı olmasının en önemli iki nedeni var. Bir, kumaşın kendisi, Gore-Tex dediğimiz, hepinizin de belki bildiği Gore-Tex marka, membran yapan bir firmadır bu. Yani bir mağazaya gittiğinizde ben Gore-Tex mont istiyorum demeyin. Çünkü Gore-Tex bir membran. Adidas'ta da Gore-Tex kullanılıyor. Ayakkabıda da kullanılıyor. Birçok yerde kullanılıyor. Birçok markanın Gore-Tex montları var. Size mağazacı hangi marka olsun diye soracak bu sefer. Bu 3 tane membrandan oluşan, yani zardan oluşan bir teknik ceket. 3 kat var bunun içinde. Yeni teknoloji, son sürümlerden bir tanesidir. Yani 3 kat Gore-Tex var. Bu ne yapıyor? Normal ince, pack light dediğimiz ince Gore-Tex'lerden daha dayanıklı, daha sürtünmeye, yırtılmaya daha dayanıklı bir kumaş şekli oluyor. Bir de küçük küçük böyle 2 milimlik, 1 milimlik kare kare edilmiştir bu kumaşlar. Çünkü yırtıldığında, orası delindiğinde, bir şekilde bir diken battığında falan yırtık olduğu yerde kalsın, yayılmasın istemiş. Dikiş bandından da bahsetmek gerekirse bu hiçbir şekilde, bildiğiniz ütü düşünün, kocaman bir ütü düşünün ve buhar sıkıştırmayla bu bant üstüne buhar basıncıyla yapıştırılıyor. Yani buhar ne yapıyor? Orayı bir ısıtıyor, kumaşla bütün haline geliyor. Burası hiçbir zaman nefes almaz. Bu bir naylon gibi düşünün. Bu kumaş nefes alır, burası nefes alır ama burası almaz. Terlediğinizde, trite yaptığınızda çıkardığınız zaman üstünüzü, buraların kuru, buraların böyle şerit şeklinde dikiş bantlarının olduğu yerlerde su birikintisi, yani o nemi görürsünüz, hissedersiniz. Bu da bir güzel bir duygu çünkü montunuzun nefes aldığını kendi gözünüzle görmüş olursunuz. Üstünüzdeyken belki pek anlamıyorsunuz. Sonra yine teknik ceketlerde, son teknolojide olmazsa olmaz şu olay var. Geçilmez naylon teknolojisi. Bu da yaklaşık işte 4 yıl, 5 yıllık falan yeni bir teknoloji ve zamanla gelişiyor. İlk kullandıklarımız bayağı parçalanıyordu, iyi iş yapmıyordu falan. Şimdi artık o teknoloji de gelişti. Bunu şimdi ben giyeyim. Bütün o anlattığım özelliklere bakalım nasıl oluyormuş, görelim. Çıkan sesi duyuyor musunuz? Naylon. Ama sert. Fermuarı kapattım. Başlığımı geçirdim. Bakın bir sürü boşluk var, görüyor musunuz? Şunu kapattığımda tam olarak fırtına var şu anda. Burnumu rüzgardan korumalıyım. Bakın görüyor musunuz? Bir de burada hala bir sürü boşluk var. Neredeyse böyle bir karış boşluk var. Bunu niye yapıyorlar? İşte teknik ceket olma özelliğinden bir tanesi de bu. Kask takıyorsunuz kafanıza. Dağcısınız, dağcı kaskı işte. Kaya tırmanıyorsunuz, onun kaskı. Ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Belki ben bunu kayakta bile kullanırım. Fark etmez. Kayak kaskının üstüne bunu böyle geçirdiğimde ağzımı da kapattı. Bir şekilde gidebiliyorum. Şimdi kapatalım. Kaskımız yok, normal. Rüzgar var. Bunları bakın böyle sağlı sollu çekiyorum. Rüzgar artık girmeyecek. Tamamen kapandı. Buradan hiçbir şekilde soğuk girmiyor. Bütün vücudumun, üstteki vücudumun ısı yalıtımı benim içimde kalıyor. Bu da beni sıcak tutuyor. Tüplerden bahsetmiştim. Bakın içeridedir. Dışarıdaydı. Bunu içeri aldılar. Neden? Ayrıntıdır bu da.
Şunu çektiğimde görüyorsunuz, bu böyle bayağı uzuyor, sarkak bir lastik o haline geliyor, böyle duruyor. Bu dışarıda olunca, rüzgarda varsa ne oluyordu biliyor musunuz? Bu pat 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 böyle vuruyor. Burnunu acıtıyor, yanağını acıtıyor hele soğukta. İşte bunun önüne geçmek için o lastik sistemini içeriye aldılar. İnce bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntı. Konfor. Bu şekilde kapattım. Lastikle kapattım. Buradan da soğuk girmiyor. Arkamda bunu böyle istediğim gibi oynatabiliyorum. O da şuradaki lastikle alakalı. Kollarımı kaldırdığımda kıçım tekrar yalıtımlı bir şekilde kalsın diye kelebek kesimi derler buna. Kollarınızı kaldırdığınızda hem bu kol boyu sizi böyle açılıp üşütmez bu şekilde. Kolları uzundur o yüzden. Hem de kıç bölümü daha uzundur. Kelebek kesim tekniği bu. Fermuarları da yukarıdadır. Neden? Bakın hemen göstereceğim. Böyle bir mont kullanıyorsunuz mutlaka. Sırt çantası da kullanıyorsunuzdur. Böyle bir aktivite yapıyorsunuzdur mutlaka. Bakın sırt çantam varsa bel kolunu da vardır. Bel kolunu böyle kapatıyorum. Çantalar bölümüne ayrıca değineceğim. Çantaları bağlama şeklini, çanta tiplerini falan orada ayrıca anlatacağım. Çantamı aldım sırtıma. Bakın fermuarı burada kapattım. Normal montlarda, şehir montlarında nedir? Cep buradadır değil mi? Böyle elinizi sokarsınız. Şu an burada kolon olduğu için elimi sokacak durumum olmayacağı için ne yapmışlar? Girişi yukarı almışlar. Burada. Ve normal montlardan daha derindir. Bakın. Buraya kadar indi. Gördünüz mü? Bakın şurada da bir fermuar var. Bu da teknik ceketlerin olmazsa olmazlarındandır. Şimdi teknik olmayan ceketlerde de kullanmaya başladılar. Çift katmanlı ceketler var. Onlarda da var. Bu benim yapacağım aktivitenin zorluğuna göre. Yukarıda mesela yağmur vardır. Nefes alma özelliği bir düşer yağmurda. Yukarıda çünkü ıslaklık var. Buhar atamıyor. Mont, Gore-Tex işlemini yapamıyor. O yüzden vücut ısımı daha çabuk, daha farklı bir yerden atmak istersem işte burayı açıyorum. Koltuk altı. Fermuarı. Bu da havanın durumuna göre, soğukluğuna, sıcaklığına göre, sizin terlemenize göre böyle istediğiniz gibi delik açabiliyorsunuz. Şimdi bu anlattığım her şey hep deneyim. Deneyim. Bak, bir sürü özellik var değil mi? Mont deyip geçmiyoruz yani. Doğada özellikle sıradan bir mont. Niye bu pahalı ya bu kadar? Yani şu montun ederi 1400 ile 1700 TL arasında. Günümüzde ve Türkiye'de tabii ki. Dışında da 300-400 dolar. Euroysa işte 350 euro falan o civarlarda bir şey. Yani verdiğiniz parayı kesinlikle hak ediyor. Aldığınızda da en az bir 4 yıl 5 yıl kullanma şeklinize göre kullanabiliyorsunuz. Yani seneye vurduğunuzda o parayı, verdiğiniz parayı fazlasıyla hak ediyor ve yaptığınız bunun sayesinde korunmuş olmanız, konfor, rüzgardan koruması, yağmurdan koruması, kardan koruması, bu tür teknolojiye sahip olması falan bunları fazlasıyla parasını hak eden bir mont türü. Tekrar etmek gerekirse teknik montlardan bahsettim. En üst seviye montlardan bahsettim. Bunların alt sekmeleri de var. İçlikler var, tişörtler var. Giyim videomda şurada falan yayınlarım onu da görürsünüz. Orada bahsetmiştim içlik, tişört, ne giyeceksiniz falan. Üstümüzde bunu da giydik. Durum bu. Neredeyim? Bu arada tüyo da vereyim. Sarıkamış'tayım. Sarıkamış ormanlarındayız. Bakın. Sarıkamış. Sarıçam ormanı. Her yer kar. Çok güzel bir hava. Böyle tişörtle durabiliyorsunuz ve üşümüyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben biraz yürüyüş yapacağım. Tozluklardan bahsedeceğim size. Bakın tozluğum olmadığı için ayakkabımın içine kar girdi. Yapacağınız hataları ben yapıyorum ki bir daha yapmayın diye. Neyse videoyu bitir artık. Hadi kapat.